Ve vücudumuzdaki küçük sinyalleri de dikkate almalıyız efendim. Sağlıktan önemli bir şey yok. Vücudumuz sinyal veriyor aslında. Hastalık geliyorum diyor. Önemsemezsek, doktora gitmezsek daha da büyüyebiliyor. Hayat şartları hepimizi yoruyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, zamana karşı yarışanlar, trafikte boğuşanlar, hayat pahalılığıyla uğraşanlar, vücutlarını gözlemleyecek fırsat bulamayanlar. Hastalık geliyorum diyor. Ceren Taşdelen'in haberi. Vücudunuzu dinler misiniz hiç? Yani çok fazla değil. Gün içinde çok yoruluyorum. Akşam da gidip direkt yatıyorum. Yani öyle kendime pek zaman ayıramıyorum. Hayat şartları yoruyor. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar kendilerini dinleyecek, vücutlarını gözlemleyecek fırsatı hiç bulamıyor. Oysa hastalık geliyorum diyor. Gözlerini kıs. İyice kıs. Mesela dudağım uçukluyor, saçım dökülüyor, tırnaklarım kırılıyor. Şeker var, tansiyon var. İşte buralar o şişlik var herhalde gözümden iyi. Biraz şişlik var onlar. İşte göstereceğiz. Vücudunuzda şişlik var. Vücudum yok, yüzümde sahte, bir de gözüm aşırı şöyle. Fatma teyze. Canım benim. Var mı bir sıkıntı? Var canım. Karıncalama oluyor. Ondan sonra şurada enseden bir ağrı giriyor. Sadece Güzin Yedek de, Ayşe teyze de, Fatma teyze de değil. Mikrofon uzattığımız herkes de hayatlarının bir döneminde vücutları sinyal veriyor. Tıpkı Recep amcada da olduğu gibi. Ağrı oluyor, sancı oluyor. Şu anda bacağım ağrıyor mesela ama geçiyor sonra. O geçiyor deyip dikkate almadığımız sinyaller bakın aslında ne ifade ediyor. Saç dökülmesi bayağı bir oluyor. Saç dökülmesi. Vücudumuzdaki herhangi bir kronik hastalıktan tutun, demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, çinko eksikliği gibi bazı vitamin mineral eksikliklerinin işaretçisi olabilir. Yine tiroid hastalıklarının işaretçisi olabilir. Zayıflamış saçlar, tiroid bozukluğu ve demir eksikliğinin üzerine ruj sürüp de geçiştirdiğimiz dudak kenarındaki çatlaklar ve uçuk, demir ve B vitamini eksikliğinin habercisi. Sarı nokta olur mu? Yok. Göz kapaklarında, diz dirsek çevrelerinde oluşan sarı lekeler kolesterol yüksekliğinin işaretçisi olabilir. Kabızlık vücuttaki su eksikliğinin belirtisiyken... Önce doktor en kötüsünü düşünür. Acaba bir kalın bağırsak kanseri var mı? Tümör var mı diye düşünür. Bunun dışında tabii büyük çoğunluk beslenme bozukluğuna bağlı. Lifsiz beslenme, yeteri kadar sıvı almama. Koyu gözaltı halkaları uykusuzluğun, ayak kaşıntısı da mantarın habercisi. Başlı başına kaşıntı... Birçok sebebe bağlı oluşabilir. Vücuttaki kronik bir hastalığın, karaciğer böbrek hastalıklarının, diyabetin işaretçisi olabilir. Ayaklarda kendiliğinden oluşan ya da iyileşmeyen yaralarda... Diyabet hastalığının işaretçisi olabilir. Doldu artık, beyin doldu. Kaldıramıyor. Çangırı Korgun'a çok selamlar. Efendim hep hastalık konuştuk ama ben iyi miyim diyorsunuz? İyiyiz Allah. Çankırı'ya. Evet, iyiyiz. Çok selamlar hepsine.